Nitekim ben Türkiye'de doğmadım, büyümedim. Türk'üm ama başka bir ülkeden geldim. %100 size katılıyorum. Bakınız, madem biz tarihi şey diyorum, Şeyh Şamil'in çok güzel bir lafı var. Kişiye sorsan kimsin diye hüviyetini gösterir, millete sorsan kimsin diye sanatını gösterir. Eğer bugün çok Erol Bey gibi, alkışlanılır, evet. Biz kendi sanatıma bugün bir sahip çıkmasak, benim vizyonum budur. Yani Avrupa Birliği'nde imtiyazlı şartlarla son vagon olmaktan biz kendi coğrafyada, Türk dünyasında, İslam dünyasında lokomotif olmak tercih edelim. Hey! Çok güzel. Bilimde, harika. Siyasette, her şeyde yani. Harika. Biz kendimize yetiyoruz. Kesinlikle. Zaten. Biz bu konuda Türk Başbakan'ın güzel bir laf var. Türkiye büyük bir ülke. Yani bunun farkında olalım yani. Ama Türkiye gerçekten değiliz. Çok büyük bir ülke yani. Her konuda. Yani onu bunu taklit ederek biz bir yere varamayız. Unutun bunu. Kendimiz olalım. Kendimiz olmak zorundayız. Çünkü kendisi olmayan milletler yok olmaya mahkumlardır. Tabii. O yüzden biz olacağız. Ahmet Bey, hemen güzel bir yine o... Ben hep soracağım. Şimdi geliyor, ne geliyor? Şu anda işte bizim Kafkasya. Ata topraklardan. Ne kadar güzeldir oranın gelenekleri, görenekleri. Bir atasöz eskileri var. Allahu Teala güzellik yaratmaya karar verince Çerkez kızını yaratmış derler. Çünkü gerçekten bizim o coğrafyada da Çerkez kız güzel demektir. Örf adetine saygılı bir... Çünkü bizim Kafkas kültürü Türk kültürün bir vazgeçilmez bir parçadır yani. Bizi bölmek böyle sen şusun busun diyen böyle bir şeyler vardı da. Kafkas kültürü kocaman bir Türk kültürün bir vazgeçilmez bir parçadır. İşte şarkının ismi de Çerkez Güzeli. Onu Çerkez orijinal mi? Bir şekilde özellikle yani. Çok çok dinleniliyor bu şarkımız burada. Как будто скорый поезд. Сядь к огню заботы отложи. Я тебе не сказочную повесть рассказать хочу о Маргабже. В том краю, где ты, кавказский горец, пил вино из злата серебра. Одинокий гордый дагестанец на чужбине в муках умирал. В том краю, где ты, кавказский горец, пил вино из злата серебра. Одинокий гордый дагестанец на чужбине в муках умирал. Превозмогающий страдания вспоминал, как на закате дня к женщине, скакавшей на свидание, он загнал арабского коня. В том краю, где ты, кавказский горец, пил вино из злата серебра. Одинокий гордый дагестанец на чужбине в муках умирал. В том краю, где ты, кавказский горец, пил вино из злата серебра. Одинокий гордый дагестанец на чужбине в муках умирал. We'll be right back.
краю, где ты, кавказский горец, пил вино из злата серебра. Одинокий гордый дагестанец на чужбине в муках умирал. В том краю, где ты, кавказский горец, пил вино из злата серебра. Одинокий гордый дагестанец на чужбине в муках умирал. Wow. Vallahi. Hepsi birbirinden güzel şarkılar. Böyle işte bu da böyle bir Kafkas Şeyh Şamil çok havaları. Çok güzel bir yanda da çok da hoş. İdare ediyoruz yani. Klibiniz de muhteşem güzeldi o da. İnşallah daha sonra. Zaten klipte gerçekten çok değerli bir yönetmen Osman Sınav çekmişti. Biz onu Kremlin Sarayı'nda çekmiştik. Süper. Orada da görevi buydu. O günlerde hani Türkiye'de böyle bir yani hep Türk kadını böyle dövülen, aşağılanan böyle şeyleri vardı. O beni çok etkiledi ve tepki. Ben de tam sarayda çektim ki esas siz tarihe bakın. Türk kadını bir sultandır. Siz Osmanlı tarihe bakın. Nice nice sultanlarımız var yani. İşte gerçek Türk kadın odur yani. Devleti yönetmiş yani. Her şeyine sahip çıkmış. O mesaj vermek ben istediğim esas Türk kadını saraylara layıktır yani. Vallahi ben bunu alkış alırım kesinlikle. Vermek isteyen yani, mesaj da oydu yani. Bence de çok güzel vermişsiniz o mesajı. Çok da teşekkür ediyorum yorumladığınız için. Bu arada zamanımız azalıyor galiba arkadaşlar. İşaret ediyor. Keremciğim gerçi Erol Bey'in şarkısıyla bitireceğiz ama şimdi çok güzel bir müzikal çalışması yapacaksınız. Burada bir söz alındı. İnşallah biz de onu ilerleyen zamanlarda keyifli izleyeceğiz. Bu arada çalışmalarına sana çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Senin söylemek istediğin ekran başındaki İlahi. İzleyicilerimize var mı bir şeyler? Özellikle çoluğu, çocuğu bu konuda tiyatro, sinema konusunda padişah. Yönlendirmeleri bakımında. Padişah. Yani ağaç yaşken eğilir diye çok güzel bir atasözümüz var. Tabii ki veliler bilinçli olmalı. Kültürle, sanatla, edebiyatla, kitapla çocuğu küçük yaşta iç içe olmasını sağlamalı. Yani çocuklarımız maalesef bilgisayarlarla çok fazla haşır neşir. Hem okumuyorlar, kendilerini geliştirmiyorlar. Özgüvenleri olmuyor. Özgüvenleri olmuyor. Sanattan uzaklar, edebiyattan, tarihten uzaklar. Gözleri bozuluyor maalesef. Kültürle, sanatla iç içe çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Buradan ailelere, devletimize çok iş düşüyor yönlendirmeleri konusunda. Buradan mesaj bu. Çok teşekkür ediyorum sevgili Keremciğim. O zaman ben kapanış anonsunu alayım. Evet, Kaderden Bakış'ın bir sonuna daha geldik. Bugün de birbirinden değerli konuklarım vardı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ne güzel sizlere bir şeyler verebildiysek, yüzlerinizde gülümseme yaptırabilirsek ne kadar güzel diyorum. Pazartesi günü yine 13.30'da sizlerle birlikteyiz ama kapanırken kimle kapatıyoruz? Yine efsane bir isimle. Canım çok teşekkür ederim. Onun nasıl burada görmek o kadar ya, keyif veriyor ki bize. Canım, eksik olmayın, var olun. Güzel bir televizyona dönüşmüş, çok iyi düzenli. Sahibi beyefendi olsun, bütün buradaki çalışanlar hepsi bana çok güzel müzaret ettiler. Beni karşıladılar, çok güzel sağ olsunlar dostlarımla beraber. Bütün çalışanlarına, bütün izleyenlerine buradan sonsuz sevgilerimi sunarken... Son çalıştığım Yunus Emre albümümden bir tane eklediğim son Padişah adlı bir ilahi var. Onunla kapatmak istiyorum. Ondan seve sonra seve benim tabii dergahta yetişmiş olmamın verdiği bir şeydir bu. Fatih'te Hacı Süleyman Efendi'nin dergahında Hasan dayımların yanında büyümemi verdi. O yani tasavvufi anlamda bestelerde yapabiliyorum yani. Onlar da senfonik anlamda inşallah ortaya koyacağız. Şimdi tekrar Erol Büyükburç'un dönüşü ve Erol Büyükburç öyle abidik kubidiklerle uğraşmıyor. Artık çok ciddi tekrar müziğe form vermek istiyor. Yeniden Türk popunu olgunlaştırmak, geliştirmek ve büyütmek istiyor. Evet. Buna yürekle inanıyoruz evet. Zaten. Ve bir ilahi böylece padişah. Dostlarıma da evet evet padişah.
sensin bol padişah. Cümüm ile geldim sana, ben eyledim hadsiz günah. Cümüm ile geldim sana, ben eyledim hadsiz günah. Cümüm ile geldim sana. Sübhanallah, Sübhanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Senden uzak kaldım, ettim hata gizli ayağı.